Arkamda görmüş olduğunuz hava aracımız Bayraktar Kızıl Elma. İlk defa Teknofest Samsun'da sergileniyor. İlk uçuşunu 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Uçağımızın toplam kalkış ağırlığı yani MTOW değeri toplamda 6 ton olacak. Ancak faydalı yükü olarak lanse ettiğimiz bu altında taşıdığı bombalar, aynı zamanda şurasında taşıyacağı elektrooptiklerle birlikte toplamda 1,5 tonluk faydalı yüke sahip olacak uçak. Burada mühimmatlarını görüyorsunuz. Örnek vermek gerekirse şurada TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdağ ve Bozdağ füzelerini görüyorsunuz. Hemen onun yanında Aselsan tarafından geliştirilen minyatür bombayı görüyorsunuz. Onun yanında HGK güdüm kitini görüyorsunuz. Bunlar yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen mühimmatlar. Onun yanında Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin birlikte geliştirdiği son seyir füzesini görüyorsunuz. Bu silahların bir kısmı aracın içerisinde, yani bu depolarında taşınacak, içerideki istasyonlarında ve dışarıdaki harici istasyonlarında da mühimmat taşıyabilecek araç. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Araçta Ukrayna motorları kullanılacak ve toplamda 4 farklı varyantı olacak aracımızın. İlk gün Selçuk Bayraktar Bey'e biz şu soruyu sormuştuk YDH Defense olarak. Ukrayna'da savaş sürerken Kızıl Elma'nın motorları için tedarik devam edebilecek mi diye bir soru sormuştuk. Selçuk Bayraktar da bize şöyle yanıt verdi. Ukrayna'nın motorları zaten tedarik etmeye başladığını ve tedariğin sürdüğünü belirtti. Aynı şekilde Selçuk Bey o röportajda şundan da bahsetti. Uçağın ilk uçuşunu 2023'te icra etmesinin ardından 2 yıl sonra envantere girmesini beklediklerini kaydetti. Evet GİDAŞ Defense takipçileri, bugün burada Mehmet Göker Aybastı ile birlikteyiz. Kendisi Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve gelecekte Bayraktar Kızıl Elma'nın pilotlarından bir tanesi olacak. Öncelikle Teknofest'e tekrardan hoş geldiniz. Uçağımız insansız muharip jet uçağıdır. Türkiye'de üretilen ilk insansız jet uçağı olacak. Dünyada çok yeni bir teknoloji, çok yüksek hızlarda keskin manevra kabiliyetlerine sahip bir uçak. Aynı zamanda uçağımızın en büyük özelliklerinden biri inşallah TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerden kalkış sağlayabilecek. Takribi 1000 kilometre kadar bir görev yarı çapına sahip. 500 deniz mili kadar bir görev yarı çapı planlıyoruz kalktığı yerden. Onun haricinde İHA'mız diğer İHA'larımız gibi uzaktan kontrol edilebilen, görüş ve görüş ötesi kontrol imkanı sunan bir İHA. Burada yerde görmüş olduğunuz bütün yerli mühimmatlarla beraber Türkiye'de üretilmiş olan ve hava araçlarına entegre edilebilen bütün yerli mühimmatları uçağımıza entegre etme çalışmalarımız sürmektedir. Sayın pilotum, ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bayraktar TB2 SİHA'lar ve Bayraktar Akıncı TİHA'lar zaten aktif olarak kullanılıyorlar. Peki Bayraktar Kızıl Elma'yı biz şu anda niye inşa ediyoruz? Tam olarak Türk ordusunun buna niçin ihtiyacı var? Dediğim gibi çok yüksek hız ve keskin manevra kabiliyetine sahip. Bu da demek oluyor ki Kızıl Elma hava muharebelerde rol oynayabilecek bir güç çarpanı bizim ülkemiz için. Aynı zamanda Kızıl Elma ile ilgili planlarımızın arasında sürü İHA olarak uçuş planlamakta. Yani bu birden fazla Kızıl Elma'nın beraber kol uçuş yapabilmesi, beraber görev yapabilmesi anlamına gelmekte. Hava aracımız maksimum 45.000 feet irtifayı hedeflemekteyiz şu anda. 45.000 irtifayla beraber 25.000, 35-45.000 arasında seyir yapmayı, yani operasyon irtifa olarak 35.000 feet'e hedeflemekteyiz. 1500 kilogram kadar faydalı yük taşıma kapasitemiz olacak. Bunu çeşitli konfigürasyonlarda, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istediği konfigürasyonlarda çeşitli mühimmatlarla doldurabiliriz 1500 kilogramı. Sayın Göker, arkamızda gördüğümüz Bayraktar Kızıl Elma'nın ikinci üretim prototipi olduğunu biliyoruz. Bundan önce bir tane daha üretilmişti. Peki bunun aviyonikleri, motorları ne zaman entegre edilecek? Şu anda entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Entegrasyonumuz neredeyse tamamlamak üzere. Özellikle yapısal entegrasyon konusunda sona çok yaklaştık diyebiliriz. Ki zaten buraya getirdiğimiz uçak bir mock-up ya da maket değil. Bu kısmetse bizim uçurmayı planladığımız kasa. Bu kasa uçacak inşallah. Yani aslında bu kasayı biz 2023'ün belki de ilk yarısında, yani ilk çeyreğinde havada görüyor olacağız. İnşallah 2023'ün ilk aylarında bu uçağımızı havada görüyor olacağız. Uçağımızın aynı zamanda stealth özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Yani radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. Peki bu özelliklerle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Uçağımızda kullandığımız boya radar ışınlarını absorbe edebilen cinsten. Yani yapısal olarak da uçağımız radara yakalanmayacak cinsten. Bir alaşımda üretilmiştir. Onun haricinde kapaklarda görebileceğiniz tırtıklı yapı dahi bir detay görüntü, ama bu bile radarı kesme açısından bizim için önemli. Aynı zamanda mühimmatların radarda gözükmemesi için biz mühimmatların bir kısmını gövde altına içeriye almayı planlıyoruz. Bunların hepsi radarda düşük görünürlük sağlamak için.